Merhaba arkadaşlar, bugün bir makine inceleyeceğiz. Şimdi size mekanın şöyle yapalım. Hiç gerek yok bunlara. Evet, size bir nostalji yapmak istedim arkadaşlar. Benim XT4 videomu izlemiş olan arkadaşlar biliyorlardır. Tam olarak bu lokasyonda bundan 2 sene kadar önce bir XT4 videosu çekmiştim. O yüzden ufak bir göndermeyle videomuza başlayalım. Şimdi yeni kameramız XH2S. Fujifilm ne kadar marifeti varsa sanıyorum bu kameranın içine entegre etmiş demek yanlış olmaz. Şimdi genel özelliklerinden bahsetmek gerekirse kameramız 6.2K çekim yapabiliyor. ProRes çekim yapabiliyor. 4K'da 120 FPS çekim yapabiliyor. Ve 14 artı yani 14 küsur bir dinamik aralığa sahip bir kamera. Ve ısınmıyor. Üstüne üstlük harici çıkışından yani tam boyut bir HDMI var. Oradan da dilerseniz ProRes RAW çekebiliyorsunuz. Yine 6.2K'da 30 FPS'ye kadar ya da 4.8K'da 60 FPS'ye kadar harici çıkış üzerinden RAW kayda imkan veriyor. Aynı zamanda da 5 akslık bir stabilizasyonu var ama bu kadar değil. Şimdi istiyorsanız birazcık daha detaylara inelim. Ama ben çok detaya inmeyeceğim. Detaylar için Mesut'un videosunu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Hemen işlemcisinden bahsetmek istiyorum. Diyeceksiniz fotoğraf makinesinde işlemci ne alaka? İşte o bütün otofokus kararlılığını ve hızını ve arkada bunun ProRes çekmesini sağlayan bunun işlemcisi. Şimdi bu alete arkadaşlar iki tane işlemci koymuşlar. Bir tane 1 GHz'lik bütün işlemleri yaptığı bir işlemci var. Bir de stabilizasyon yani IBIS yani In Body Image Stabilization. Yani sensör üzerinde sensörü kaydırarak yaptığı stabilizasyon için ayrıca bir işlemcisi var 600 MHz'lik. Tabii IBIS için ayırması hakikaten 3 kat daha hızlandırıyor XT4'e göre netlik hızını ve netlik kararlılığını. Bir de bu 5. nesil işlemci artık stack sensör teknolojisi kullanıyor. Şimdi bu video ağırlıklı olarak yine geçen sefer olduğu gibi video ağırlıklı bir video olacak. Ama şunu söylemek istiyorum. Vizörü inanılmaz geliştirmişler. 5.76 milyon pikselden oluşuyor ve 120 FPS'lik bir vizöre geçmişler. Bu tabii piyasadaki diğer aynasız kameralara bakıldığında bayağı iddialı bir vizörden bahsediyoruz. Bu fotoğraf çekenler için tabii ciddi bir önem arz etmiş oluyor. Yine fotoğraf çekenler için önemli bir mevzumuz var arkadaşlar. 40 FPS çekebiliyor ve bu 40 FPS'yi çekerken arada kararmayı yapmadan 40 FPS fotoğraf çekebiliyor. Tam boyutlu bir HDMI girişi var. Bu inanın çok önemli. Daha önceki kameralarda ve birçok kameralarda böyle mini HDMI ya da midi HDMI denilen girişler var. Ve bu soketler zaman içerisinde yıpranıyor. Tam boyutlu bir HDMI'nin avantajı aynı zamanda her yerde bu kabloları bulabiliyorsunuz. Diyelim gittiniz dağın başına. Nereden bulacaksınız mini HDMI? Ama her yerde mutlaka bir HDMI kablo bulup işinizi görebiliyorsunuz. O yüzden en sevindiğim özelliklerinden biri bu tam boyutlu HDMI girişi. Alette arkadaşlar artık kayıt limiti yok. Bu ne demek? İşte yok 20 dakika, yani ısınmadan bağımsız 20 dakika 30 dakika çekebiliyordu bu aletler. Tabii bir de üzerine ısınma eklendiğinde bir kayıt limiti durumu vardı. Fakat artık yok. Yani kartınız ne kadar müsaade ediyorsa o kadar çekebiliyorsunuz. Peki ısınıyor mu alet diye soracak olursanız
Burada gördüğünüz tabloda ısınma sürelerini görebiliyorsunuz. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben bunu 6.2K ProRes kayda ayarladım. Kayıt tuşuna basıp masanın üzerine bıraktığımda 1 saat 18 dakika kadar ısınmadan kaydedebildi. 1 saat 18 dakikanın sonunda da kart dolduğu için kayıt bitti. Bu tabii böyle röportaj çekenler ya da düğün çekenler için çok önemli. Ki biz de mesela YouTube videoları çektiğimiz zaman bu 20 dakika 30 dakika limitten inanın çok muzdarip oluyorduk. Bu da bence çok sevindirici bir gelişme olmuş. Fujifilm'e buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum ama şuraya da ufak bir not. Allah'ım dünyanın en gürültülü yerindeyim. Pandemiyi özledim. Neyse ne diyorduk? Teşekkürlerimi iletiyorum ama şöyle ufak bir not da düşmem gerekiyor. Şimdi demin gösterdiğim tabloda bir 96 dakika ibaresi var. 96 dakikada 25-26 derecelerde ısındığını söylüyor. Ben açıkçası bunu yaşamadım dediğim gibi. Fakat bu aletin arkasına bağlayabildiğiniz bir fan var. Bu fanla beraber de özellikle Twitch yayını yapan arkadaşlar, 4K 60 FPS Twitch yayını yapan arkadaşlar için de ufak bir müjdem var. Bu fanı bağladığınız zaman da bu süreleri arttırma imkanı buluyorsunuz. Ama dediğim gibi ben açıkçası normal bir çekim formatında böyle bir fana ihtiyaç duymadım. Arkadaşlar burası inanılmaz kalabalık. Hem çok dikkatim dağılıyor hem de sesten emin olamadığım için izin verirseniz başka bir yere geçmek istiyorum. Evet efendim, şimdi daha az sessiz bir yere geçtik. Gerçi yine sesli ama yapacak bir şey yok. Şimdi bu aletin altına bağlayabildiğiniz bir takım modüller var. Bir tanesi pil ömrünü arttırmak için iki pil takabildiğiniz bir modül. Ama benim aslında merak ettiğim, daha test etme imkanı bulamadığım bir Wi-Fi modülü var. Bu Wi-Fi modülü hem Wi-Fi'nin alanını genişletiyor, band genişliğini arttırıyor, hem de bir Ethernet portu var. Şimdi bu aletle neler yapabiliyorsunuz? Çok enteresan şeyler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Birincisi, bu kamerayı uzaktan kontrol edebileceğiniz bir kamera düzenine çevirebiliyorsunuz. Bu ne demek? Bir tane web tarayıcısı arayüzünden kameranızı kurduğunuz zaman görüntünüzü canlı rejiye çevirebiliyorsunuz. Farz edin ki bu kameralardan 4 tane var. 4 tanesinde de Wi-Fi modülü var. Wi-Fi üzerinden gelen görüntülerle canlı reji yapıp kaydedebiliyorsunuz. Yetmiyor. Eğer PZ lensleriniz varsa, yani power zoom lensleriniz varsa, bir de odağa kaydırabiliyorsunuz. Yani uzaklaşıp yakınlaşabiliyorsunuz. Zoom yapabiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir özellik. Aynı zamanda fotoğraf çeken arkadaşlar için de live tether özelliği var. Diyelim bir ürün çekmeniz gerekiyor ve kamerayı yukarı kurmanız gerekiyor ve kameraya hiçbir erişiminiz yok. Wi-Fi modülü üzerinden Capture One ve bunun gibi benzeri program sayesinde uzaktan görüntünüzü, fotoğrafınızı canlı görüp uzaktan ayarlarınızı yaparak fotoğrafınızı çekebiliyorsunuz. Bunu normalde biz nasıl yapıyorduk? Type-C ya da USB üzerinden bağladığınız bir tether kablosu var. Onunla bilgisayarınıza bağlıyordunuz ve o kablolarda da şöyle bir sıkıntı oluyor. O kablolarda bir mesafe durumu söz konusu oluyor. Fakat Wi-Fi ile bunu kablosuz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Keza aynı şekilde Ethernet portunu kullanarak da Ethernet üzerinden bu demin saydığım özelliklerin tümünü yapabiliyorsunuz. Bu hakikaten müthiş bir özgürlük. Gerçi
Biliyorsunuz ben tether çekmeyi çok sevmiyorum ama tabii moda çekiminde tether belki çok önemli değil ama özellikle ürün çeken, ürün fotoğrafı çeken ya da ne bileyim canlı reji yapacaksanız ki bugüne kadar hiç böyle bir şey yapıldığını bilmiyorum. Wi-Fi üzerinden bir sürü farklı kamerayı kontrol ederek canlı reji yapabiliyorsun. Ha! Denedim mi? Denemedim ama denenebilir çünkü denemeye değer diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu video kayıt, Wi-Fi falan demişken hemen şundan da bahsetmek istiyorum. Bunun yanındaki tip C bağlantısından direkt bilgisayarınıza giriş yaptığınız zaman bir harici kayıt cihazı kullanmadan görüntünüzü bilgisayarınıza aktarabiliyorsunuz. Normalde biz bunu nasıl yapıyoruz? İşte Blackmagic'in, Elgato'nun bir takım kayıt kartları var. O kayıt kartları bilgisayarınıza takıyorsunuz ve bunun HDMI çıkışından bu kayıt kartına girdiğiniz zaman görüntünüzü aktarabiliyorsunuz. Ama Fuji bunu çözmüş. Tip C üzerinden bağladığınız zaman herhangi bir harici kayıt cihazına ihtiyacınız yok. Bu nerelerde işinize yarabilir? Kameranızı bir webcam'e çevirmek isteyip havalı zoom toplantıları yapmak isterseniz kullanabilirsiniz ama benim de mesela çok kullandığım bir özellik var. Özellikle masa başında video çektiğim zaman kamerayı gerçekten webcam gibi kullanıyorum ve bütün o gördüğünüz masa başındaki videoları ben aslında bilgisayarıma kaydediyorum. Ama bunu nasıl yapıyorum? Harici bir Blackmagic'in Ultra Decklink 8K Studio diye bir aletini kullanıyorum ve görüntüyü HDMI'dan oraya aktarıp direkt bilgisayarıma kaydediyorum. Bu bana ne gibi bir avantaj sağlıyor? Özellikle masa başı videolarında ne çektim, ne demişim, yanlış bir şey söylemiş miyim? Direkt kontrolünü yapıyorum. Hatta bu görüntüle direkt Premiere'a atıp işlemeye başlıyorum. Yani çekerken kurgumu yapıyorum. Siz harici kayıt cihazı kullanmadan bu kamera sayesinde direkt görüntülerinizi aktarıp bu dediklerimi yapabilirsiniz. Şimdi böyle bu dijital kameralar çıktığında böyle bir rolling shutter söylemi hayatımıza girdi. Rolling shutter şu, siz bir fotoğraf ya da video çektiğiniz zaman sensör yukarıdan aşağı bir tarama yapıyor. Ve bu taramayı yaparken geçen zaman nedeniyle üstten aşağı inene kadar görüntüde bir kayma varsa görüntünüzün hafif yana yattığını görüyorsunuz. Buna rolling shutter deniyor. Bu tazeleme hızıyla yani sensöre yazma hızıyla alakalı bir durum. Şimdi Fujifilm XH2S özelinde bunu saniyenin 180'de birine kadar çıkarmışlar. Yani hızlandırmışlar. Bu sinema kamerası düzeyinde bir durum. Bu rakam, bu sayı XT4'te 1/60'tı. Müthiş hızlanmış. Fotoğraf içinde 1/151 ya da 150 tam emin değilim gibi bir sayıya gelmiş. Gerçekten bu küçük kamera artık yani rolling shutter'da bile sinema kameralarına kafa tutar hale gelmiş arkadaşlar. Yine fotoğraf çeken arkadaşlar için güzel ve ben de çok kullanıyorum. Hatta bir videom vardı X-T4'te sadece JPEG çektiğim. Bu Fuji Weekly diye bir site var arkadaşlar. Buraya yazıyorum. Daha önceki videomu izlememiş olan arkadaşlar mutlaka gitsinler bu siteye baksınlar. Bu sitede bir takım reçeteler var. Eski analog filmlerin görüntüsünü, hissiyatını verebilmek için bu kamera içerisinde bir takım ayarlar yapıp o şekilde fotoğraf çekebiliyorsunuz. Buradaki reçeteler yalnız bir tek JPEG çektiğinizde oluyor. O zaman da JPEG çektiğinizde 8 bit çekmiş oluyorsunuz. Fakat şimdi bu kameraya Hive, nasıl okunduğunu bilmiyorum, Hey format desteği geldi. Bu sırada tabii ki de RAW çekebiliyorsunuz ama bu reçetelerde yaptığınız ayarlar maalesef RAW'a geçemiyor. Sadece ana ayarlar geçebiliyor. İşte klasik Chrome vesaire gibi ayarlar geçebiliyor ama onun haricinde yaptığınız Chrome ayarları falan geçemiyor. Şimdi Hey 10 bit bir format olduğu için siz yine bu reçeteleri kullanarak çekeceğiniz fotoğraflara sonradan yapacağınız müdahalelerde birazcık daha fazla size imkan sağlamış oluyor. Çünkü ne oluyor? Bir anda 1 milyar renge çıkmış oluyorsunuz 10 bitle beraber. O yüzden de bence kayda değer bir gelişim sağlamış Fuji Hive desteğini getirerek. Bakmanızda fayda var diyorum. Şimdi gelelim stabilizasyona. Birçok arkadaş için stabilizasyon çok önemli. Ben evet stabilizasyon seviyorum ama gimbal kalitesindeki stabilizasyonu çok sevmiyorum. Bunu bir sürü videomda söyledim. Çünkü biraz duyguyu öldürdüğünü, görüntüyü mekanikleştirdiğine inananlardan. Ama 5 akslı bir stabilizasyon sistemi var. Ne yapıyor? Sensörü kaydırarak, 5 aksa kaydırarak sizin hareketlerinizi telafi etmeye çalışıyor. X-T4'te 3 aksken bunu da 5 aksa kadar çıkarmışlar.
Tabii burada şöyle bir durum var. Hani videonun başında söyledim ya, iki işlemcisi vardı ya. 600 MHz'lik işlemci sadece bu IBIS'ten, yani bu sensörü kaydırmaktan sorumlu. O yüzden stabilizasyon anlamında çok daha başarılı bir sonuçlar alıyorsunuz. Tabii haliyle 600 MHz'lik işlemciyi sadece IBIS'e ayırdığınız zaman diğer işlemler içerisinde size müthiş bir alan kalmış oluyor. Şimdi dediğim gibi teknik özellikler için gidin Mesut'un detaylı analizlerine bakın. Ama geldik zurnanın zort dediği yere arkadaşlar. ProRes ve F-Log 2. Gelin biraz ProRes nedir? Neden önemli? Dilerseniz bunun üzerine biraz konuşalım. Çünkü bence videonun en önemli kısmı. Bu kamerayı almanız gerekiyorsa sebeplerin başında gelen ProRes'e. Ne yapacağız? Mekan değiştireceğiz arkadaşlar. Tahmin edin nereye gidiyoruz? Winds southerly at about 15 with gusts to 25 miles an hour. Barometric pressure 30.00 and is rising. And no precipitation. We're about a half inch behind, correction, half inch ahead for the year, and 1/5300 behind for the year so far. We'll be looking for a little bit of a change tomorrow, and of course the possibility of some scattered showers. Today, of course, there's nothing showing up on the radar. However, the satellite photo was pretty interesting for the western half of the U.S. Rain showers and thunder showers along that frontal system. Arkadaşlar, geçen geldiğim yere geleyim dedim. İmkanı yok ya. İnanılmaz kalabalık. Tabii bir sene önce pandeminin de etkisiyle buralar çok daha rahattı. Tabii ben bunu öngöremedim. Burada adım atacak yer yok. Kendimi böyle yeşilliklerin ortasına attım. Şimdi size bu makinenin ProRes çekmesinin öneminden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bilmem biliyor musunuz ama Apple'ın geliştirdiği bir kodek. Apple ProRes diye geçiyor. 2007 senesinde geliştiriyorlar ve tamamen kurgu ve renk yaparken rahat çalışabilmeniz için, yani online ve offline için rahat çalışabilmeniz için özellikle tasarlanmış bir kodek. Şimdi bu makine H265 de çekebiliyor, ProRes de çekebiliyor. Bütün bugünkü modern makinelere baktığınızda H265 diye bir kodek var. Biraz kalite yüksek olsun diye bitrate'i arttırdığınızda, yani 100, 200, 400'lere çıktığınızda çalışma gerçekten ama gerçekten işkenceye dönüşebiliyor ki bunu birçoğunuzun yaşadığınızı biliyorum. Ne yapıyorsunuz? Çok performanslı makineler topluyorsunuz ve topladığınız bu makinelerde bile sağ olsun Adobe size sıkıntı yaratmaya devam ediyor ve o konforlu kurgu akışını yapamadığınız zaman da iş keyifsiz hale dönüşüyor. Şimdi ProRes 2007 senesinde geliştirilmiş ve dediğim gibi rahat çalışabilme amaçlı ve 10 bitlik bir kodek. Siz bu aletle ProRes çektiğiniz zaman 2010 model bir bilgisayarda bile bu dosyalarla çok rahat, çok verimli çalışabiliyorsunuz. Tabii ProRes'in ne dezavantajı var? H265'e göre daha az sıkıştırılmış bir kodekte olduğu için dosya boyutları büyüyor. Yani 6.2K'da siz 422 çektiğiniz zaman 1.8 GB bölü saniye, gigabit bölü saniye gibi değerlere ulaşabiliyorsunuz. 4K DCI'de de sanıyorum 1.2 GB bölü saniyelerde. Tabii kalite H265'e göre kat kat fazla. Aynı kaliteye çıkabilmek için bu alette 720 megabit bölü saniye çıktığınız zaman bunu o topladığınız PC'de, performanslı PC'niz var ya böyle 30-90 ekran kartı olan, bir açmaya çalışın bakalım ne oluyor. Kurguda akışkanlık arkadaşlar çok önemli. Şimdi siz bu aletle ProRes çekebiliyorsunuz. ProRes'i çekebilmek için yalnız CF Express kartı ihtiyacınız var.
Tabi CF Express kartlar SD kartlara göre birazcık daha pahalı. Birazcık daha değil, aslında epey pahalı. Ama o sizin yatırımınız. Çünkü görünen o ki bu makinelerin bitrate'leri ve megapikselleri, K'ları arttıkça sizin dosya boyutlarınız büyümeye, daha büyük bant genişliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz ve gelecek CF Express'lerde. O yüzden şimdiden ufak ufak buralara yatırım yaptığınız zaman ileride kazançlı çıkarsınız. Şimdi ProRes tabii sadece kurguda akışkanlık olarak size bir takım destekler sağlamıyor. Gelin size masa başına geçelim. Ufak bir şov yapayım, küçük bir reklam arası yapayım. Geçenlerde bir video paylaşmıştım. Burcu Esmersoy'la bir İpek Yol kampanyası çekmiştik. İşte o gördüğünüz bütün işi arkadaşlar ben bu kamerayla çektim. Evet, bu kamerayla çektiğim görüntülerin kurgusu yapılmış bir halde görüyorsunuz. Renkleri falan yapılmamış durumda. Gördüğünüz gibi hepsi Apple ProRes 422 ve 6.2K'lık dosyalar. Şöyle kurguyu size kabaca bir oynattığımda ne kadar rahat oynadığını göreceksiniz. Eğer bu 6.2K'lık bir H265 dosya olsaydı inanın bu şekilde olmayacaktı. Şimdi gelin hızlıca bu ProRes dosyalarıyla ne kadar rahat çalıştığımı size göstereyim. Öncelikle bir ana karenizin olması gerekiyor renk yaparken. Başlamak için bir kare seçiyoruz ve benim tercihim bu kare. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Hemen bir yeni node ekliyorum. Yeni node ekledikten sonra da ilk olarak yaptığım şey bunu Color Space Transform'la log'dan çıkarıp çalıştırılabilir bir hale getireceğim. Ama burada küçük başka bir numara yapacağım. Input Color Space'imiz nedir? Rec 20-20 seçeceğim log çektiğim için. Input gamamız da ne olacak? Fujifilm F-Log. F-Log'u seçtikten sonra zaten gördüğünüz gibi log görüntüden çıkıp şu an Rec 709'a geçti. Ama ben Output Color Space'i Arri Alexa ve gamamı da Arri Log C olarak seçiyorum. Çünkü bu DaVinci'nin içerisinde çalışabildiğim en geniş renk uzayından biri. Bu bana ne avantaj sağlıyor? Renklere müdahale edeceksem, eğer çok fazla oynayacaksam bu geniş renk uzayı bana daha fazla olanak sağlamış oluyor. Bunu uyguladıktan sonra hemen DaVinci'nin kendi içerisinde böyle FilmLooks diye bir bölüm var LUT'ların altında. Burada kendi keyfime göre bir LUT seçiyorum. Bu da DCI P3 Fujifilm 351 diye bir LUT arkadaşlar. Bunu bu node'a uyguladıktan sonra İlk noduma dönüyorum. Yani bu Space Transform'u yaptıktan, yani aslında Shift H'ye basarak bu gördüğünüz bizim ham görüntümüz. Bu ham görüntümüzün üzerine biraz renk doygunluğunu arttırıyorum ki böyle tatlı cilt tonlarımız gelsin. Birazcık da kontrastla iyice doygunluğunu arttırıyorum. Vektroskopumuza bakarsanız arkadaşlar göreceksiniz. Burada siyahlarımız, siyah seviyemiz biraz sıkıştı. Onu ferahlatmak için de Shadow'dan siyahlarımı yukarı kaldırdıktan sonra dengeli bir görüntümüz oldu. En sonda, yani son noda bir nod daha ekleyerek burada bir takım kişisel ayarlamalar yapabilirsiniz. Tamamen bu zevke kalmış şeyler. Ne yapacağım? Ben birazcık daha tatlı yaz tonlarına çevirmek için renk doygunluğumu arttıracağım. İsterseniz biraz daha film hissiyatı olsun istiyorsanız siyahlarınıza biraz yeşil tonları ekleyebilirsiniz. Mid tonlarımı birazcık daha soğutacağım ve diyelim böyle bir renk yaptık. Highlightlarımız biraz patlıyor gibi gözükebilir. Highlightları da biraz geriye çektikten sonra grenimize, film grenimize ekleyeceğiz. Ama birçoğunuzun yaptığı gibi değil, aslında en başa ekliyorum greni. Bunun nedeni de şu arkadaşlar, aslında siz film çektiğiniz dönemde Grand filmin bir parçası ve siz banyo yaptıktan sonra, o filmleri taradıktan sonra üzerine renk yaptığınız zaman o renk işlemlerini Grand'e de uygulamış oluyorsunuz. O yüzden de her zaman için Grand'i başa eklemeniz gerekiyor ki yapacağınız renk ayarlarından o Grand de etkilensin, daha gerçekçi olsun. Bu tabi videomuzun konusu renk yapmak değil ama bir ProRes dosyasıyla neler yapabildiğimi göstermek için de bunu özet olarak geçmek istiyorum. Şuraya grain yazdıktan sonra film grain'imizi de attıktan sonra gördüğünüz gibi hop bir dakika geriye gelelim.
Şunu da loop'a alayım. Planımız hazır. Sonra bir sonraki klibe geliyorum. Orta mouse butonumla renklerimi buna aktarıyorum. Fakat sanıyorum bu biraz patlıyor. İlk primerime geliyorum. İlk noduma aslında. Grand'dan sonraki ilk noduma. Offset'ten exposure'ı biraz kısıyorum. Hop bu da tamam. Buna geldik. Buna da aynı şekilde uyguladık. Buna geldik. Bundan ödünç aldık. Aslında bundan aldığımda gördüğünüz gibi çok daha parlakken şöyle yapabiliriz. Offset'ten yine exposure'ımı düştüğümde grileşme olmadan, biliyorsunuz H265'te bir grileşme oluyor exposure'ı kıstığınız zaman, parlaklığı kıstığınız zaman. Aynı şekilde devam ediyorum. Buna geldim, yine ilk nodumu seçtim. Offset'ten biraz parlaklığımı arttırdım. Bunu yapıştırdım. Zaten bu tatminkar ama birazcık daha koyultabilirim. Bunları yaparken bir yandan da gözüm Lumescopes'ta. Lumetriscope dedim ama Lumetriscope değil. Şuna da yapıştıralım. Geldi. Bunu birazcık daha silüet bırakmak istiyorum. O yüzden koyultup highlightlarımı arttırıyorum. Şuraya geldik. Bunu da buna yapıştırdık. Yine offset'ten biraz koyulttum. Yanlış noda yaptım. Geri alıyorum. Hop, tamamen gitti. Şu ilk noduma geldim. Offset'ten birazcık kıstım. Buna geldim. Buna da yapıştırdım. O bu bayağı fazla pozlamışız bunu. Bakın şimdi geriye çektiğimde gökyüzünün renginin nasıl geldiğini görüyor musunuz? En son noda birazcık daha renk doygunluğu ekleyeceğim ki cilt tonlarımız, o tatlı tonları alalım. Bakalım filmimiz ne oldu? Hadi şunu da yapayım. Bu da sevdiğim görüntülerden bir tanesi. Bunu da birazcık daha silüette bırakacağım ama highlightlarımı açacağım ki güzel tatlı kontrast bir görüntü olsun. Bu sırada bu görüntüleri tamamen spontan şu an uydurarak yapıyorum arkadaşlar. Yani daha önceden çalıştığım şeyler değil. Şuradan offset'ten arttıralım. Bunun da saturasyonunu iyice arttıralım. Evet, şöyle bir filmimiz oldu arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bütün bu işlemleri yaptım. 6.2K ProRes dosyalarımı takır takır hiçbir glitch olmadan rahatlıkla oynatabiliyorum. Umarım ProRes'i size kısaca özetlemişimdir arkadaşlar. Evet, ProRes böyle. Tabii şimdi bu alete getirdikleri yeni özellik sadece ProRes'te de kalmıyor. Bir de F-Log 2 diye yeni bir renk uzayımız var. F-Log 2 ile beraber 12 küsur olan dinamik aralığımız 14 artıya çıkmış durumda ki bu da yine bir sinema kamerası düzeyinde. Yani arkadaşlar şu kadar kameranın 6.2K çekebilmesi, ProRes çekebilmesi, rolling shutter'ın neredeyse yok etmesi, kayıt limitinin olmaması gerçekten artık bunu birinci kamera düzeyine getirmiş ki demin de dediğim gibi ben koca bir Burcu Esmersoy reklam filmini sadece bu aletle çektim. Onun öncesinde Twist Gülşen reklam filminde kısmen Redmi'nin yanında kullandım. Yine aynı şekilde Altın Yıldız Burak Özçivit reklam filminin yanında ikinci kamera olarak kullandım. Yani bu küçük alet ki hepiniz biliyorsunuz benim küçük kameraları neden sevdiğimi. Burcu Esmersoy filmini de bir de o gözle izleyin. Yani prodüksiyonel olarak elinizi ne kadar rahatlatıyor. Bu rahatlık sayesinde ne kadar daha iyi iş çekebiliyorsunuz. Bir de o gözle izleyin. Ya bu kamera artık gerçekten birinci kamera, tek başına birinci kamera. Hatta yanına alacağınız ikinci kameralarla da bir set kurabilirsiniz. Yani hakikaten çok etkilendim. Tabii bir de netlik olayı var arkadaşlar ki çok önemli. Birçoğunuz otofokus kullanıyor ki aslında hep manuel kullanmanız gerektiğini söylüyorum ama anlıyorum. Ki ben de Burcu Esmersoy videomun tamamını arkadaşlar, yani reklam filminin tamamını otofokusta kullandım ve sınıfı geçti. Şimdi tabii stack sensör kullanması, IBIS için olan işlemciyi ayırması netlik hızı ve kararlılığını nirvana seviyesine çıkarmış. Biliyorsunuz bir tane EOS R5 videom vardı. Orada netliğini öve öve bitirememiştim. Gerçi makineyi çok uzun süreler test etme imkanım olmamıştı. Isınmadan dolayı kamerayı geri vermiştim. Belki şimdi o sıkıntılar giderilmiştir ama o dönem için öyleydi. O kameranın netliği muazzamdı. Bu da dediğim gibi nirvana seviyesine gelmiş. Epey test yaptım.
Bu kamerayı arkadaşlar ben 1-1,5 aydır kullanıyorum. Yani videonun başındaki gibi öyle bir kaçakçıdan almadım. Fujifilm bana test etmem için verdi. 1-1,5 aydır da gerçekten çok ciddi anlamda test ettim. İşlerde kullandım. Vlog videolarında, arka planlarda kullandım. Ofiste oturup kendim test ettim. Netlik olarak tam beklenen kaliteye ulaşmış. Tabii şöyle bir durum var. Bu testleri yaparken bir sürü farklı parametrelerde test etmeniz gerekiyor. Yani benim kullandığım parametreler, yani ışık durumu, ne bileyim ortam, insanlar, sakallı mı sakalsız mı, bunlar etkileyecektir. Ama Fuji'nin ısrarla bu netlik üzerinde durmasının bir nedeni var. Adamlar çok güveniyorlar netlik sistemlerine. Deep learning kullanıyor ve objeleri siz daha kayda girmeden önce o sahneyi analiz ediyor. Ve netliğin nerede olması, ana konunun ne olduğunu belirliyor ve ona göre siz kayda girdiğinizde kitlenerek netliğini yapmaya devam ediyor. Bir de şey çok enteresan, yani obje uzaklaştığında ve çok küçüldüğünde bile karenin %7'sine kadar düştüğünde bile takibe devam edebiliyor. Bu da tabii kamerayı inanılmaz güvenilir kılıyor. İşlemcinin ayrı olması tabii bu hız ve kararlılığı da arttırmış oluyor. Bunun da tekrar etmekte fayda var. Bu iki işlemci olayı enteresan. Bilmiyorum başka kameralarda da bu şekilde iki farklı işlemci kullanıyorlar mı? Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Kameranın fiyatı arkadaşlar $2,500. Niye TL söylemiyorum? Çünkü 6 ay sonra izlediğinizde o $2,500'ların TL karşılığının çok da bir anlamı olmuyor. Şimdi bana soracaksınız, abi alalım mı almayalım mı, XS10 mu, XT4 mü, XT30 mu? Bu gibi sorunların cevabı bende değil. Bunun cevabını verecek olan arkadaşlar sizlersiniz. Muhasebenizi yapacaksınız. Bu kameranın getirdiği özelliklere ihtiyacınız var mı? Çünkü belki sadece çektiğinizi alıyorsunuz, YouTube'a atıyorsunuz. Hiç renk yapmıyorsunuz. Belki de ProRes'e hiç ihtiyacınız yok. Belki sadece H264 8 bit çekiyorsunuz. O yüzden bu ve bunun gibi diğer videoları izleyip karar verecek olan insanlar sizlersiniz. Bana hep soruyorsunuz. Ama o sorunun bir cevabı yok. Çünkü kişiye özel cevap vermek neredeyse imkansız. Neden peki bu videoları yaparken hep ağırlıklı olarak video üzerinden değerlendirme yapıyorum da fotoğrafı es geçiyorum gibi bir soru da gelebilir. Bunu öngörebiliyorum. Arkadaşlar şöyle cevap vereyim. Yani bundan 15 sene önce de aynı binaya, aynı billboard'a fotoğraf çekiyorduk. Aradan 15 sene geçti, yine aynı bina var ve aynı billboard var. Bunların ebatları büyümedi. Aksine şu an dijital mecralar yüzünde daha düşük çözüm özürlüklü fotoğraflar teslim ediyoruz. Yani öyle 200 megapiksel, 100 megapiksellere aslında gerçekte ihtiyaç yok. Tabii bu benim alanımla alakalı. Masa üstünde detaylı ürün çekiyorsunuz, tabii durumlar değişiyor. Ya da ne bileyim kuş fotoğrafçısıysanız, doğa fotoğrafçısıysanız durum değişiyor. Ama onlar benim uzmanlık alanım olmadığı için de bu makinalar uzunca bir süredir benim icra ettiğim meslek için fazlasıyla yeterli. Ben en çok kampanyamı Canon'un 5D Mark III ile çektim ki o da 22-24 megapiksellerdeydi ki bu makinede 26 megapiksellik bir makina herhangi bir kampanya fotoğrafı için fazlasıyla yeterli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de açıkçası çok da gerekli görmüyorum. Ki bizim alanda artık video çekebilmek bir gereklilik haline geldi. Yani sen bir moda gözüyle bir fotoğraf çektiğinde aynı gözle de videoyu çekebildiğin zaman ayrıcalığın olmuş oluyor. O yüzden de bir fotoğraf makinesi seçerken video özellikleri benim için ve eminim birçoğunuz için de daha önemli hale gelmiş oluyor. Evet arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kamerayla ilgili bu kadar. Zaten gördüğünüz gibi havada kapadı, gitmemi istiyor. Işık devamlılığı falan gitti. Umarım faydalı olmuştur. Yani bu ProRes, F-Log 2 ve netlik olayı gerçekten çok önemli. Karar verirken eminim hepiniz için öncelikli olacaktır diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Benden de bugünlük bu kadar.